Öncelikle hoş geldiniz. Türkiye Emlak Katılım Bankası kıdemli siber güvenlik uzmanı Mustafa Altınkaynak'la beraberiz. Öncelikli olarak bu yıl Türkiye'de bir ilk olarak düzenlediğimiz hibrit etkinliğimiz 4. eSafe siber güvenlik zirvesi hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii öncelikle hoş bulduk. Etkinliğin düzenlenmesindeki katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Malum süreç içerisindeyiz ama bu süreci de bir şekilde normalleştirmeye ve olağan hayata dönmemiz gerekiyor. Ve bu etkinlik de bu vesileyle açıkçası hibrit olması nedeniyle beklediğimiz bir şeydi. Açıkçası tebrik ediyorum düzenleyenleri bu noktada. Umarım bu şekildeki etkinliklerle birlikte artık normalleşme süreci başlar bir şekilde. Biz de öyle umuyoruz. Konuşmanız nükleer santrallerde siber güvensizlik üzerineydi. Size şöyle çok kısaca 2010'da İran'da yaşanan Stuxnet üzerine bir soru yönelteyim. Konuyla ilgili düşüncelerinizi alayım. Tabii aslında Stuxnet benim buradaki konuşmamın sebeplerinden bir tanesidir. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çünkü artık nükleer enerji sistemlerine yapılacak herhangi bir siber saldırı artık ülkeler düzeyinde can kayıplarına sebebiyet vermesinden kaynaklı ülkeler için öncelikli gündem maddesi olarak değerlendiriliyor. Bugün konumuzda da sunumun başlığında da Stuxnet konusunu ayrı bir case'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Burada Stuxnet'in verdiği zararlardan ziyade nasıl yapıldığını değerlendirmeye çalışacağız ve ülkelere nasıl ve ne şekilde zarar verildiğinden bahsetmeye çalışacağız. Umarım katılımcılar için verimli bir konu başlığı olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.